bir güzel orman olur. Yazınlarda iklim değişir, Akdeniz olur, gülümse. Size şiirler getirirdim Nisan aylarını. Yalnızlığımı getirirdim ısınmanız için. Öyleyse nedir bu prangalar? Ben kimin ağlamasını istedim ki? Yok ki benim kurşunlarım, dikenli tellerim, taş duvarlarım yok ki. Bunu da bir yerden bulduk bu şiirde. Kemal Burkay'la siyasi, işin siyasi kısmını konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi çok küçük bir bölüm burası. Biraz şiirden de bahsedelim. Siz bu süreç içerisinde şairlikten vazgeçmediniz. Evet. Hiç vazgeçmediniz, devam ettiniz. Evet. Türk edebiyat meraklıları, edebiyata merak saranlar belki sizi biliyorlar şair olarak ama o Gülümse şarkısı sizin en fazla şair yönünüzü öne çıkarttı. Biraz da Mamak türküsü. Başka bestelenen şiirleriniz var mı? Var. Epeyce var. Mesela Nilüfer Akbal'ın bestelediği iki şiirim var. Bir tanesi, ikisi de Kürtçe. Kürtçe, evet. Şiirler var. Kürtçe, evet. Şiir yazdınız mı? Tabii. Özellikle Rubai yazdım. Rubailer. Geç başladım. 50 yaşımdan sonra yazdım. O hani bir Kürt geleneği vardır. Onun devamı gibi mi? Değil aslında. Artık yeni dönemde pek Rubai yazan yok. Ama ben yazmaya başladıktan sonra bir çeşit moda oluşmaya başladı yeniden. Evet. Bilinir miydi Kemal Burkay'ın şiirleri sizin zamanınızda, o eski? Tabii yani bizler bilirdik ama çok tabii yakın çevre o bilirdik. Cezaevinde şiirler okurdu falan, arkadaşlar anlatırlardı. O yönünü bilirdik. Yani hep edebiyatçı tarafı olan, çünkü bizde çok fazla yoktu. İlk başta aslında şöyle bir şey vardı. Türk Sol Hareketi başladığında, işte Kürtler Türkler birlikte ilk başladığımızda bir sanat dünyasının içinden çıkmıştı Sol aslında. Çok geniş sanat, işte Yaşar Kemaller, Demir Özdüler, Sevgi Soysallar falan, bir edebiyat çevresi aynı zamanda Sol Hareket'in ana mecrası içindeydi. Ama giderek daraldık ve kuruduk. Yani Kemal Burkay'ın devam ediyor olması şiire. Bir de yani baktım ben Kemal Burkay'ın edebiyatla ilgili geçmişine. Varlık dergisinde, yani Türkiye'nin o, senin çok güzel o söylediğin o dergilerden falan başlamış edebiyatçılığı. Evet. Şiirleriniz yayınlanmış yani o dergilerde. Evet. Zaten Gülümse 1963 yılında yazılmıştı. 1964 Varlık yılında çıktı. Ceyhun Atuf Kansu o şiiri Varlığın, o yıllığın en güzel şiiri olarak seçmişti. Ceyhun Atuf Kansu o dönemin, evet, önemli şairleri. Devam edeceğiz. Bir kısa reklam arası daha verelim. Ondan sonra o siyasi görüşlerinizle tarafsız bölgeyi sürdürelim. Kısa bir aradan sonra tekrar. Evet, tekrar birlikteyiz. Ben Kemal Bey, devam edeceğiz. Kısa bir şey soracağım Oral Çalışlar'a. Biraz bu hassasiyetleri iyi bilen bir gazeteci olarak. Şimdi özerklikle federasyon arasında bir fark var. O detaylara girmeyelim. Ben sadece şunu merak ediyorum. Kemal Burkay federasyonu savunuyor. Baştan beri savunuyordu. Şimdi de o çizgisini koruduğunu söyledi. BDP çizgisi ise özerklik yanlısı bir çizgi. Onu da biliyoruz. Türk milliyetçileri ya da Türk devletinin hassasiyetleri, neyse ne diyeceksek, bütün bu duygular açısından baktığımızda hangisi daha büyük bir nahoşlukla karşılanır? Yani hangisine tepki daha fazla olur? Federasyona mı, özerkliğe mi? Şimdi 93 yılında ben hem Abdullah Öcalan'la hem Kemal Burkay'la röportaj yapmıştım ve bunlar Onar Gün Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandı. O zaman mesela Kemal Burkay'ın söyledikleri federasyon sözcüğü çok daha tepkisel bir karşılık görmüştü. Çünkü bana dediler, ya kardeşim Öcalan'a bak, Burkay'a bak, Burkay'ınkiler çok daha sert. Ama tabii şimdi zaman geçti. Türkiye çok, o 93'ten bu yana 18 sene geçti ve Kürt meselesinin çözümüyle ilgili çok sıkıntılar çekildiği gibi çok da arayışlar var. Gözüküyor ki yani Kürtler kendi kendilerini de yönetebilecekleri bir sistemin içinde Türkiye'de var olmak istiyorlar. Bu Burkay'ın söylediği de onu
getiriyor. BDP'nin, PKK'nın söylediği de onu getiriyor. Yani sonunda diyorlar ki biz bir tarihimiz, kültürümüz, dilimiz var. Biz bir etnik topluluğuz ve biz kendi belli ölçülerde kendimizi yönetmek istiyoruz. Yani federasyon olsun, özerklik olsun. Son tahlilde budur. Yani bir kendini yönetme isteği. Yani diyor ki ben de kendi başkanımı seçeyim. Yani mesela Almanya'da diyelim ki Hamburg eyaletinin mensubusunuz. Hamburg'un başbakanını Hamburglar seçer. Ama ülkenin başbakanını bütün ülkenin her türlü etnik, dini, topluluğu neyse onlar seçer. Şimdi Kürtler de onu söylüyorlar. Diyorlar ki yani biz başka bölgelerde olabilir aynı şekilde diyorlar. Yani Karadenizler'de seçebilirler kendilerine yönetici ama merkezi bir devlet içinde birlikte var olacağız. Şimdi bunu bir bölücülük gibi görmek çok sağlıklı değil. Neden değil? Çünkü bölücülük bu işi yani Kürtlerin bu taleplerine kulaklarımızı kapamaktır. Çünkü sonuçta ayrı bir dili olan ve bu yüzden de işte gösteriler yapıyorlar. 36 tane milletvekili seçtiler onca engele rağmen 4 milyon oy var vesaire. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman biz Kürtlerle birlikte yaşamak istiyoruz. Kürtler de bizimle birlikte yaşamak istiyor. Ama bu yaşamanın prosedürünü değiştirmemiz gerekiyor artık. Yani eskiden bir merkezi devlet otoritesi elinde sopayla... Peki bir şey söyleyeceğim. Sonuçta özellikle federasyon aynı... Çok ciddi bir ben yani burada ya biz özellik diyoruz, biz federasyon bunun için uzlaşamayız diye bir anlayış olduğu kanaatinde değilim. Ben burada çok büyük farklılıklar olduğu kanaatinde değilim. İşin özü, talebin özü aynı. Aynı, peki. Ben hemen Kemal Bey'e dönmek istiyorum. Sizin siyasi bu özellikle 80 sonrası sürgün döneminizde, bu 31 yıllık sürgün döneminizde PKK ile çatışma içerisine hiç girdiniz mi? Yani PKK size yönelik ve sizin örgütünüze yönelik, sizin örgütünüze bağlı isimlere yönelik şiddet hareketi uyguladı mı hiç? PKK ortaya çıktığı ilk günden itibaren diğer Kürt örgütlerini suçladı, işbirlikçi diye suçladı. Devletin işbirlikçisi olarak? Evet. Ve şiddet uyguladı. Bu epey sürdü. Yani bizim ilişkilerimiz zaman zaman çok gerildi. Mesela bir dönem Almanya'da arkadaşlarımız vuruldu. Derneklerimiz yakıldı. Buna rağmen biz soğukkanlı hareket ettik. Aynı yöntemlerle cevap vermedik. Bu 1987'lere kadar devam etti. Sonra kesildi. 1993'te bir protokol imzaladık. O dönemde bizimle PKK'nın ilişkileri oldukça yumuşadı. Yani o gergin dönemler aşıldı. Ama buna rağmen zaman zaman yine ilişkilerde gerilmeler yaşandı. Ben mesela Stockholm'da oldukça rahat gezen bir insandım. Avrupa'da da öyle. Yani bir korumam yoktu. Evimden çıkar, trene biner, giderdim. Yani birileri bana kötülük yapmak istese yapabilirdi. Ama böyle bir kötülükle karşılaşmadım. Yani o gergin dönemlerin dışında. Bir bakıma yani Orta Doğu'da bunlar anlaşılır şeylerdir. Elbet şiddet, örgütler arasında şiddet onaylamıyorum, yanlış buluyorum. Nitekim biz 93'teki protokolde Kürt örgütleri arasında şiddete başvurulmamasını prensip olarak benimsedik. Federasyon da ilk kez o dönemde PKK tarafından benimsendi. Çünkü daha önceki dönemlerde sadece bağımsızlık diyordu ve onu mutlaklaştırıyordu. 93 protokolüyle PKK'de federasyonu onayladı. Tabii Öcalan yakalandıktan sonra o konuda geri adım atıldı. Peki siz bu 31 yıllık süreç içerisinde Abdullah Öcalan'la sadece 93 yılında mı BK'da mı buluştunuz? Ondan önce de görüştük. Nerede görüştünüz? 81 yılında görüştük. Şam'da. Görüştük. Şam'da görüştük. Evet. O dönemde biz öz eleştiri yapmalarını istedik. Size yönelik şiddet hareketleri tabii, nedeniyle. Tabii, tabii. Bize yönelik şiddet hareketleri... Öcalan'dan mı istediniz öz eleştiri yapmasını? Yapacağız dediler ama sonradan yapmadılar. Bizim de ilişkilerimiz öylece kopuk kaldı. 81'de görüştünüz, sonra bir de 93'te o protokol gereği. Yine Şam'da mıydı o yoksa BK'da mıydı? O Şam'daydı protokol ama BK'daki basın toplantısına katıldım ben.
Evet. Beraber. Celal Talabani de vardı. Yıllar sonra ilk defa Burkay'la ve Talabani ile de biz orada karşılaştık. Beka'da, evet. Öcalan'ın. O zamana kadar hiç görüşmemiş miydiniz? Yani 12 Eylül sonrası görüşmedik. Ben hapisteydim, o kaçaktı. 13 yıl sonra yani. Evet, 13 yıl sonra karşılaştık. Karşılaştık. Sonra Almanya'da buluştuk. Ondan sonra herhangi bir temasınız oldu mu 93'ten sonra? Telefon görüşmelerimiz oldu bir süre. Yani telefon diyalogumuz vardı. Peki Öcalan size karşı saygılı bir dil kullanırdı? Evet, öyleydi. Öyleydi. Celal Talabani'ye karşı da böyle saygılı bir dil kullanıyordu. Bana karşı da öyleydi. Bu 33 askerin öldüğü sırada telefon açtım kendisine. Yani niye bu eylemi yaptınız dedim. Bu kötü oldu. Ateşkes sürecini bozdu. O yumuşama ortamını sabote etti. O zaman bana söylediği şuydu Öcalan'ın. Benim de haberim yoktu ama üstlenmek zorunda kaldım dedi. Mahkemede de aynısını söyledi. Evet. Üstlenmek zorunda değil mi? Evet. Ben de Beka'da röportajda sordum. Cemil Bayık da vardı yanında Öcalan'ın. Dedim ki haberin var mıydı dedim Öcalan'a. Hayır yoktu dedi. Cemil Bayık'a sordum. Senin haberin var mıydı dedim Cemil Bayık'a. O benim de haberim yoktu. O zaman dedim sizin soruşturma yapmanız gerekir. Çünkü kendi tüzüğünüz gereği. Sonra sizin... Şemdin Sakık'ın üzerine mi kaldı? Evet, Şemdin Sakık'ın üzerine kaldı. Öcalan daha sonra bundan haberi olmadı. Ama bana söylemişti. Ben röportajda da yazdım onu. İşte Kemal Burkaya da aynı. Kemal Bey'e de söylemiş. Evet, yani, evet, üstlenmek zorunda kaldık diye. Yani demek ki siz o zaman o süreç içerisinde zaman zaman telefonla, yani bu şiddet hareketi, herhangi bir şiddet hareketi doğduğunda falan arıyordunuz, görüşüyordunuz. İşte 93-94 dönemiydi. 94 dönemiydi. Evet, ondan sonra pek olmadı. Diyalogumuz koptu. Met ya TV'ye programlara zaman zaman çıktım. Öcalan da telefonla katılıyordu o programlara. Mesela bu İran Kürdistan Demokrat Partisi'ne karşı onlar bir çatışma başlattılar. 95'ti sanıyorum. Beni de çağırmışlardı. Medya TV'ye gittim, katıldım ve eleştirdim onları. Onların kendi televizyonlarında eleştirdim. Yani o İran... Irak. Şey, tabii. Orada biz onu eleştirdiniz. Tabii. Yani. Eleştirdim kendilerini. Dedim ki bu yanlış bir şeydir. Neden gidip onlarla savaşıyorsunuz? Evet. Peki Öcalan yakalandığında ne düşündünüz? Yani Kürt hareketinin bambaşka bir noktaya gideceğini mi düşündünüz? İtalya'ya geldiği zaman ben Massimo D'Alema'ya, dönemin İtalya Başbakanı, tel çektim. Mesaj gönderdim. Dedim ki biz de sosyalistik, onlar da. Öcalan sizin ülkenize sığındı. Yani Türkiye'de demokrasi mücadelesi için ve Kürt halkına dayanışma için onu sığınmacı olarak kabul etmenizi bekliyoruz dedim. Ve Öcalan'la da telefonla konuştum o dönemde. İtalya'dan ayrılmamasını söyledim kendisine. İtalya'dayken mi konuştunuz? Evet, evet, ayrılmamasını söyledim. Ben Öcalan'ın Avrupa'da eğer şey yapabilirse, kalabilirse daha olumlu bir politika izleyeceği kanısındaydım. Yani şiddete son verebilirdi. Türkiye'ye gelmeseydi mi? Yani bence Türkiye'ye teslim edilmeseydi bile, evet, öyle olsaydı bile. Zaten dikkat ederseniz İtalya'da bulunduğu dönemde ateş kesti, yani olumlu mesajlar vermeye başladı filan. Yani diyorsunuz ki Avrupa'da kalsaydı barışın tesisi açısından daha önemli bir bence işte öyleydi. Görebilirdi. Bence öyleydi. Ama şimdi İmralı'da bir sıkışmışlık psikozuyla öyledir. Daha farklı tutumlar değişik izleyebiliyor. Değişik etkiler altında daha olduğunu düşünüyorum. Altında. Suriye'deyken de o değişik etkiler vardı. O bakımdan Suriye'den çıkmasını olumlu buldum. Çünkü Suriye'deyken örneğin ateşkes sürecinden rahatsız olanlar arasında bizzat Suriye yönetimi de vardı. Dönemin hafızası. Tabii. Hatta ben Celal Talabani'ye sordum. Dedim ki nasıl oldu da PKK ateş kesebildi? Suriye buna nasıl rıza gösterdi? Çünkü biliyorum orada Suriye'de, yani orada Suriye'ye rağmen ona ters düşen bir politika izlemesi kolay değil. Nasıl oldu da Suriye buna razı oldu dedim. Celal Talabani bana soruyla cevap verdi. Acaba oldu mu dedi. Acaba oldu mu? Yani Suriye'ye rağmen mi? Tabii. Hmm. Öyle sanıyorum ki o 33 askerin ölümü ve benzeri şeyler, süreci sabote eden eylemlerde yalnız içerideki savaş yanlarının değil,
dışarıdaki savaş yanlarında payı oldu sanırım. Ama bu sonradan... Öcalan şeyde olsaydı, Avrupa'da kalabilseydi, bence daha mantıklı, daha sağduyulu, daha barışçı,